Bahadır Özgür, 8 Ekim 2024, Gazete Duvar Barış Boyun Çetesi'nin Perpa'daki Kara Para Üssü İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun ve Çetesi hakkındaki iddianamede iki önemli detay bulunuyor. Her ikisi de milyonlarca dolarlık kara para aklamayla ilgili. Ancak davaya bakınca kara para meselesi geri planda kalmış görünüyor. Zaten benzeri pek çok davada da aynı kaderle karşı karşıyayız. Paranın nasıl, hangi yollarla aklanıp kimlere dağıtıldığını tam olarak öğrenemiyoruz. Oysa Barış Boyun, estirdiği terör kadar İstanbul'a akan milyonlarca dolarlık yasa dışı bahis parasının aklanmasında da kritik bir rolde. Gelin savcılık iddianamesi üzerinden şu sıra gündemi hayli meşgul eden Barış Boyun çetesinin kara para trafiğinin ipuçlarına bakalım. Barış Boyun, son yılların en kanlı organize suç örgütlerinden birinin lideri. Beyoğlu'nun yoksul mahallelerinden çıkıp bölgesel çapta cinayet, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ihalelerini alan bir yapıya dönüşen çete, 2021'den sonra hasımlarıyla girdiği şiddetli çatışmalarla beraber kamuoyunun gündemine girdi ve çeteye üst üste operasyonlar yapıldı. Eylül ayının ortasında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 305 sanığın yer aldığı 580 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. 120'den fazla suç fiili sayılıyor. İçinde yok yok yani. Ancak kara paraya dair çok önemli iki detay havada kaldı. İddianamede davanın şüphelilerinden olan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini savcıya bildiren Yüksel yabancı oğullarının anlattıkları çetenin nasıl cinayet ihaleleri aldığını, tetikçileri nasıl bulduğunu ve asıl önemli olan çetenin para kasasının nerede olduğunu ortaya koyuyor. Yabancı oğulları işledikleri bir cinayet sonrasında kendisinin bizzat yurt dışındaki barış boyun tarafından Perpa İş Merkezi'ne yönlendirildiğini belirtiyor ifadesinde olayı şöyle anlatıyor. Beni Kasımpaşa'dan Mercedes marka lüks araçla tanımadığım Çağatay Çançin isimli şahıs aldı. Perpa'ya gittik. 8. kata çıktık. 817 numaradaki dükkana gir, Barış abinin selamı vardı. Orada Selahattin veya Cengiz diye birileri olacak. Söyleneni aynen yapıyor ve kendisine siyah poşet içinde yüklü bir miktar veriliyor. Bundan sonra 3 defa daha Perpa'daki aynı iş yerine gidip yine aynı şekilde torbalar içinde para verildiğini belirtiyor. Bu ifadelerden Perpa'daki iş yerinin sadece bir kasa olduğu anlaşılıyor. Ancak iddianamede çetenin yöneticileri arasında bulunan ve soruşturmada cüzdam adıyla gizli tanıklık yapan bir başka kişinin anlatımları, Barış Boyun çetesinin yasa dışı bahisten gelen milyonlarca doları da Perpa'daki iş yerlerinden kesilen nalon faturalarla akladığını öğreniyoruz. Yani sadece bir kasa değil, çetenin asıl faaliyetini oluşturan Kara para aklama üssü Perpa. Cüzzam şöyle diyor: Barış Boyun çetesinin Perpa'daki iş yerlerinin naylon fatura keserek bahis parasını akladığını biliyorum. Oradaki çoğu iş yeri böyle faaliyet yürütür. Barış Boyun'un para akladığı dükkanın elektrikçi olduğunu hatırlıyorum. Savcılığın kara para içinde ayrı bir soruşturma yürütüp yürütmediği bilinmiyor. Ancak Perpa'daki onlarca küçük dükkanın sadece Barış Boyun çetesinin değil, başka pek çok suç faaliyetinin de bir para aklama merkezine dönüştüğü belli oluyor. Peki Barış Boyun çetesinin kara para faaliyetlerini kim yürütüyor? İddianamede sadece adıyla yer alan ve şu an firari olan Selahattin Alas, çetenin en kritik ismi. Perpa'daki kara para trafiğini yöneten isim bu. Aynı zamanda tetikçilere ödemeler, cinayet operasyonları için gerekli finansman veya cezaevine giren çete üyelerine gönderilecek paralar her seferinde Perpa'dan Selahattin Alas'tan alınıyor. Barış Boyu'nun alt çetelere ihale ettiği cinayetlerin parası da hep buradan ödeniyor. Alas'ın Barış Boyun için önemi büyük. Nitekim kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Barış Boyu'nun çete liderliğine yükselmesi Bilal Yaman'ın 2017'de cezaevine girmesinden sonra gerçekleşiyor. Oysa iddianameye göre Boyun'la Yaman arasında şiddetli bir anlaşmazlık başlamış. Yaman, Perpa'da Selahattin Alas'ı öldürmeleri için Murat Fırat Canlı'yla Emre Bilaloğlu'nu gönderiyor. Bunu duyan Boyun da her ikisini infaz ettiriyor. Alas sürekli olarak Perpa'daki bir giyim dükkanında bulunuyordu. Ailesinin üzerinde milyonlarca dolarlık mal varlığı olduğu iddia ediliyor. Şimdi yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor, hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığı ise bilinmiyor. Kısaca önümüzdeki soruşturmaya bakınca sokaklarda motosikletli tetikçileriyle cinayet terörü estirmekle nam salmış Barış Boyun Çetesi'nin yukarıya doğru gidildikçe bahis, kumar, uyuşturucu parasının aklanmasında da büyük rol oynadığı görülüyor. Ne var ki yine kara paranın tam olarak izinin sürülmediği, işin bir yerde kesildiği bir soruşturmayla daha karşı karşıyayız. Bahadır Özgür